35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 26. bölümünde Gezi dönemine ve o tarihte gazeteciliği anlatmak istiyorum, anılarımı anlatmak istiyorum. Gezi derken kastettiğim Gezi Parkı direnişi, yani 2013 yılı ortasında Mayıs ayı, Haziran ayına damgasını vuran bir süreçti. Çok uzun tartışıldı. Sonra bir süre unutuldu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar nedeniyle Gezi tekrar gündeme geliyor. Boğaziçi olayları ikinci Gezi olur mu sorusu etrafında dönüyor bazı şeyler. Olayın, bu sorunun cevabını vermek gibi bir arayışım yok. O tarihlerde gazeteciliğin nasıl seyrettiği hakkında bir şeyler söylemek istiyorum ve ben kendim o tarihte Gezi sürecinde neler yaptım, neler yapmadım, yapamadım. Bunları birazcık ele almak istiyorum. Hafızamı biraz tazelemek ve hep birlikte o günlerin üzerinden tekrar geçmek. İlk başta küçük bir hareket olarak başladı, sonra büyüdü, sonra İstanbul'u kuşattı, sonra tüm Türkiye'yi kuşattı. İnişli çıkışlı bir grafik izledi ve en sonunda da devletin acımasız saldırılarıyla sona eren ve hala yargılamaları tekrar tekrar yapılan bir olay Gezi direnişi. Gezi aslında Türkiye'de konvansiyonel medya denen ya da ana akım medya denen medyanın nasıl bir kandırmacı olduğunu bu kadar net gösteren en çarpıcı olay oldu. Aslında birçok olayda da bunlar yaşanmıştı. Mesela Roboski katliamında da yaşanmıştı. Medya bunları görmezden gelmişti. Ana akım medya. Ama o Roboski'ydi, uzaktaydı, Kürtlerdi vesaire. Bir şekilde buradan çok ciddi bir medya eleştirisi çıkmadı. Ama İstanbul'da kentli orta sınıfların büyük ölçüde destek verdiği ve katıldığı, gençlerin olduğu, çok doğrudan politik olmayan insanların da katıldığı bir süreçti Gezi süreci. Burada medyanın deve kuşu politikası izlemesi, görmezden gelmesi, olayları yansıtmaması bu sorgulamayı çok ciddi bir şekilde gündeme getirdi ve o aslında birçok haber kanalı, gazete ve genel televizyon kanalıyla toplumun önemli bir kesiminin kopuş yaşama anıdır. Ve buna paralel olarak da zaten teknoloji gelişiyor ve sosyal medya gelişiyordu. Sosyal medya bunun yerini aldı, adım adım aldı ve bugün aradan geçen 8 yıl sonrasında bu sürecin büyük ölçüde tamamlandığını söylemek mümkün. Gezi ile beraber aynı zamanda iktidarın hem nasıl geleneksel medyayı kontrol altına aldığını, emir komuta ilişkisi içerisinde kontrol ettiğini gördük. Hem de sosyal medyadan ne kadar korktuğunu gördük. Yasaklamalar bu anda başladı. İnsanlar bunun yollarını bulmayı da bu tarihte Gezi ile beraber keşfettiler. Dolayısıyla Gezi her şey bir yana vatandaş medya ilişkileri anlamında da, yeni medya anlamında da ve vatandaş gazeteciliği diye denen kavramın ortaya çıkmasında da gerçekten kritik bir rol oynadı.
Penguen dizilerini herkes biliyor. CNN Türk'le özdeşleşti. O tabii en çarpıcı olayıydı. Ama hemen hemen her medya kuruluşu, en itibarlı olanlar, örneğin kısa bir süre öncesinde Gezi'den kısa bir süre önce ayrılmış olduğum NTV, ki her şeye rağmen bir iddiası vardı hala. NTV'nin de mesela çöküşü Gezi ile birlikte olmuştur. NTV konusuna daha sonra tekrar geleceğim. Şimdi o tarihte Gezi başlayınca önce herkes anlamakta tereddüt etti, şaşırdı. Neye çıkacağını anlamadı. Sonra adım adım yükselen bir hareket ve büyük bir heyecan yarattı. Bir tarafta heyecan, bir tarafta korku yarattı tabii. Bu tarihler AKP iktidarıyla Fethullahçılar arasındaki ilişkilerin kötülemeye başladığı ama kopmadığı tarihlerdi. O tarihlerde ilginç bir şekilde AKP'yi eleştirmeye başlayan bazı Fethullahçıların Gezi'ye sempatik olduğunu gözlemledim. Ama esas olarak devlet içerisindeki Fethullahçı yapılanmanın, özellikle polisteki Fethullahçı yapılanmanın Erdoğan'ın Gezi'yi bastırmasında çok önemli bir rol oynadığını da öğrendik, gördük. İlginç bir olaydı. Fethullahçılar son olarak kopuştan önce Erdoğan'a kendisine ne kadar yardımcı olduklarını Gezi'de göstermek istediler. Fethullahçıların devlet içerisindeki yapılanması, yani bu örtük yapılanması. Ama sivil hayattaki Fethullahçıların bazıları, bazı gazeteciler, bazı akademisyenler Gezi konusunda empatik, hatta yer yer sempatik açıklamalar yaptıkları da oldu. Yani onlar bir yandan Gezi'yi anlamaya çalışır ve hatta takdir ederken esas kendi örgütlenmelerinin yeraltı şebekesi, devlet içerisindeki örgütlenmesi Gezi'nin bastırılması için elinden geleni yaptı ve Erdoğan'ın gözüne bir kez daha girmeye çalıştı. Böyle bir olay da oldu. Ben Gezi üzerine yazmaya, o sırada Vatan Gazetesi'ndeydim. Gezi üzerine yazmaya Haziran başlarında başladım. Net bir şekilde Gezi'den yana, direnişten yana yazılar yazdım. Fakat bu sürecin içerisinde bu gazetecinin en önemli meselelerinden birisidir. Gazetecilikle aktivizm arasındaki ilişki meselesi çok ciddi bir tartışmadır. Aktivizm yerine gazeteciliğin benim için daha önemli olduğunu düşünerek Gezi'nin içerisinde bir vatandaş olarak yer almadım. Böyle bir pozisyon tercih ettim. Bana göre doğruydu. Bazı meslektaşlarım hem aktif olup, yani Gezi'nin içerisinde aktif olup, hem de oradan haber yapmayı ya da yorum yapmayı tercih ettiler. Bu onların kendi kişisel tercihiydi. Ben Gezi'yi izleyip yorumlamayı tercih ettim. Gazetede yazdım. Yazma imkanım oldu. Vatan'da sürekli yazdım. Gezi'yi sürekli yazdım. Televizyonlar artık çok fazla zaten ele almıyorlardı. Televizyonlara çıkıp bunları anlatma imkanını bize televizyonlar vermedi. Gezi bittikten sonra iş tekrar biraz toparlanmaya çalıştılar, o ayrı. Yazdığım yazılara bakıyorum o tarihte. Mesela korku sınırı çoktan aşılmıştı diye bir yazı yazmışım başlığı. Dün sosyal patlamayı öngöremeyenler şimdi önlerini göremiyor diye bir yazı yazmışım. Medyada öz eleştiri günleri ve NTV diye bir yazı yazmışım. O yazı, işte demin sözünü ettiğim, değineceğim dediğim yazının altında, ki bu yazının tarihi 5 Haziran. Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz tahrip edilmiş bir NTV canlı yayın aracı vardı. Sarı bir araç. Üzerine yazılar yazılmış. Ve Taksim'e, olayların yatıştığı bir ara dönemdi o. Taksim'e gittiğimizde, Müge ile beraber, eşimle beraber gittiğimizde onun önünde bir fotoğraf çektirdim. Daha sonra bu yazıyı yazınca, yani medyada öz eleştiri günleri ve NTV
yazısını yazınca şöyle bir not düşmüşüm. Normal şartlarda bu anı fotoğrafını kendime saklamak istiyordum ama NTV yöneticilerinin kendilerine hatalarını hatırlatması için bu aracı aynı bu şekilde muhafaza edeceklerini duyunca bu fikrimden vazgeçtim. Yani NTV'nin o tarihteki yöneticileri ki kısa bir süre sonra ayrıldılar NTV yönetiminden demişlerdi ki bu bize bir ders olsun, bunu böyle alıp NTV'nin girişine koyacağız. Yapmadılar tabii ama bunu dile getirmişlerdi. Ben de bu fotoğrafı yazının altına koydum. Daha sonra bu fotoğraf değişik vesilelerle benim iktidar yanlıları tarafından hoşlanmadığım şeyler söylediğimde benim aleyhime sanki gizli bir fotoğrafmış gibi, halbuki ben kendim yayınladım. Yanlış bir şey olduğunu da sanmıyorum. Yapılan iş doğru mudur? NTV canlı yayını ayrı bir tartışma konusu. Ama o fotoğraf, o aracın durumu aslında birçok şeyi özetliyordu. Buradan saldırı yapmaya çalıştılar, saldırdılar. Olabilir, o da onların bakış açısı diyelim. Ama daha sonra AKP iktidarına kayıtsız şartsız angaje olan eski bazı arkadaşlarımın da yıllar sonra, ki bu olaydan, diyelim ki bu olay ne zaman olmuş? Haziran, 5 Haziran'da ben bu yazıyı yazmışım ve fotoğrafı koymuşum. 2013'te, 2016-2017 gibi tarihlerde, çok alakasız sonraki tarihlerde de bu fotoğrafla bana saldırdılar ve tabii ki bu da her şeye rağmen sürdürmek istediğim en azından tanışıklığımı, arkadaşlığımı iptal etmiş oldular. Bu da benim hayatımda bir not olarak düştü. O fotoğrafı çektirme meselesinde yanlış yaptığımı hala düşünmüyorum. Ama eleştiriler tabii ki mümkün. Fakat o trollerin yapmaya çalıştığı şeyi ne olduğunu herhalde anlatabilmişimdir. Gezi benim için en çok Berkin Elvan'la birlikte aklıma gelir. Tabii Gezi'de çok gencimiz hayatını kaybetti. Kimisi linç edildi, kimisi polis kurşunuyla, saldırısıyla hayatını kaybetti. Bunların hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Ancak Berkin Elvan olayı benim kişisel tarihimde ayrı bir yer taşıyor. Onu da şöyle anlatmak istiyorum. Gazetede haberini gördüm. Ok Meydanı, işte yaşı vesaire, hastanede yoğun bakıma kalktığını öğrendim. Ok Meydanı'nın benim kendi tarihimde önemli bir yeri vardır. Normalde ben Çağlayan'da büyüdüm. Çağlayan'la Ok Meydanı komşu sayılır ama özellikle lise yıllarında, solculuk dönemlerimizde Ok Meydanı çok sık gittiğim bir yerdi ve çok arkadaşım vardı. Ok Meydanı, Hasköy, Aynalı Çeşme'ydi yanılmıyorsam. Oralarda çok Örnektepe, çok zamanım geçmiştir ve daha sonra cezaevinde de, askeri cezaevinde yattığımda da Ok Meydanı bölgesinden çok sayıda arkadaşım da olmuştu. Berkin'in haberini duyduktan sonra çok etkilendim o haberden ve bir arkadaşlar, meslektaşlar üzerinden bir avukatı buldum. Avukat üzerinden de Berkin'in ailesine ulaşma imkanım oldu. Gittim Ok Meydanı'nda Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne, şimdiki adı nedir bilmiyorum ama bizim hep Ok Meydanı SSK diyebiliriz. Oraya gittim, babasıyla karşılaştım, Sami ile. Sami beni tanımıyordu ve açıkçası şüphelendi. Zaten çok zor bir şey yaşıyorlardı. Kapının önünde orada ailelerin olduğu, yani hastanedekilerin, ailelerinin olduğu, hasta yakınlarının olduğu bir yerde bir bankta oturalım istedim. Hatta oturmak da istemedi, hiç unutmuyorum. O sırada Sami'nin kayınbiraderi geldi. O da, yani Berkin'in dayısı. İkisi beraber benim onlarla muhabbet etmeme,
Yani böyle tereddüt ettiler. Sonra ben elimde iPad vardı, hiç unutmuyorum. iPad'de yaptığım bir takım röportajların fotoğraflı hallerini göstererek kendimi onlara tanıttım. Yani benim bir sahici bir gazeteci olduğumu. Ondan sonra onlar da ikna oldular ve bayağı bir sohbet ettik. Ve daha sonra Berkin'in bütün o talihsiz serüvenini ailesiyle, babası, annesi, dayısı, ablalarıyla beraber yaşadım ve onun ölümünü de maalesef tanık olduk. Cenazesine de gittik ve hep benim aklımda Berkin Gezi deyince ilk olarak Berkin gelir. Ve AKP yönetiminin başta Erdoğan'ın, ki o tarihte Cumhurbaşkanı değildi, Berkin'den terörist gibi bahsetmesi, gibisi fazla terörist olarak bahsetmesi ve bir mitingde de annesini, Gülsün'ü yuvalatması hayatta hiç unutmayacağım şeylerdir. Ve bir anlamda da benim bütün gazetecilik serüvenimi, o tarihe kadar yapıp ettiklerimi sorgulamama yol açan olaylardır. Yani bir tür benim de Türkiye'ye, Türkiye siyasetine bakışımda Gezi tabii ki önemli oldu ama Berkin olayı, Berkin Elvan olayı apayrı bir yer tutuyor. Bunu tam ifade edemediğim farkındayım ama bu kadar söylemekle yetineyim. Yani bu bir aydınlanma sağladı demeyeceğim. Çünkü bir çok acı bir olaya tanık olduk. Çok insani bir olaya tanık olduk ve bu kadar insani bir olayda bazı insanların gerçek yüzlerini görme imkanı da, çok çıplak bir şekilde görme imkanına da ulaştık. Gezi bir şekilde söndü. Orada çok yakın, Galatasaray'da hazırlıktan beri yakın olduğum bir arkadaşımı da Gezi'de yaptığı stratejik tercih nedeniyle kaybettim. Yollarımız ayrıldı. Aslında iyi de oldu galiba. Sonradan izlediği güzergaha baktığım zaman her işte bir hayır varmış diyorum. Aslında böyle bir olay, böyle kritik olaylar aslında ciddi anlamda kopuşların yaşandığı, önemli tercihlerin yapıldığı anlar oluyor. Bunlar bir sınav oluyor. Boğaziçi'de şu anda yaşananlar Gezi'ninki kadar kapsamlı değil ama bu da bir anlamda sınav. Sınav ve bu sınavlarda insanlar meslekleri, itibarları, şusu, busu, parası, pulu, statüsü ne olursa olsun bu sınava herkes bir eşit bir şekilde giriyor bu sınavlara ve sonunda bu sınavların ardından ya daha donanımlı olarak ve kendine güveni artmış olarak çıkıyor ya da tam tersine ezik bir şekilde ve insanların yüzüne bakmakta zorlanarak çıkıyorlar. Gezi birçoklarımız için, meslektaşlarım anlamında da birçok meslektaşım için gerçekten dönüm noktası oldu. Orada kimin kimlere hangi soruları nasıl sorduğu, hangi soruları sormadığı, ne tür çıkışlar yaptığı hepsini bir şekilde hafızalarımız kaydetti. Kendi şahsıma hata yaptığım, çok hata yapmış olabilirim ama Gezi sürecini de hani başım eğik çıkmadığımı düşünüyorum ve bu anlamda Gezi'yi yaşamış olmaktan da tabii ki bütün olumsuzluklarına rağmen, hayatını kaybeden bütün gençlere rağmen Gezi'yi Türkiye'nin yaşamasından ve bir gazeteci olarak bu süreci bir şekilde izlemiş olmaktan da aslında memnunum. İkinci bir Gezi olur mu, yeni Gezi olur mu gibi tartışmaları başka mecralara bırakalım ama Gezi'nin aynı zamanda Türkiye'de yeni tür gazeteciliğin tetikleyicisi olduğunu ve ben ve arkadaşlarımın Medyascope deneyiminde
o kadar hırsla ve destekle yürütmemizde de Gezi'nin çok ciddi bir etkisi olduğunu söylemek istiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.